dinleyicilerim merhaba. Nihan Kemal Kaşı ile Özgür Hayaller programına hoş geldiniz. Bugün yine sevgili Nilüfer Şenbecirir ile beraberiz. Kendisi bir hekim, anestezi yoğun bakım uzmanı. Hoş geldiniz Nilüfer Hanım. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sizinle daha önceki programlarımızda şahane bir sosyal sorumluluk projesinden bahsetmiştik. Evet. Ama izlemeyen izleyicilerimiz için kendinizi çok kısa tanıtabilir misiniz? Tabii. Medilife Hastanesi anestezi ve yoğun bakım uzmanıyım. 3 çocuk annesiyim. Harika. Hekimim. Evet. Çok güzel. Tamam, süper. Geçen programda yaptığınız sosyal sorumluluk projesinden bahsetmiştik ve ben gerçekten... Hobiniz, terapiniz evet, olsun. Evet, hobiniz, terapiniz olsun. Çok etkileyici, çok güzel bir çalışma. Ama bugün sizinle ben biraz daha farklı konularda konuşmak istiyorum. Öncelikle bir uygulamanız var, bir aplikasyonunuz var. Bundan biraz bahsedebilir misiniz evet. bize? Evet. Doktor ne? Çok güzel. Evet, böyle kronik hastalık süreçlerinde aslında bunlar... işte şeker, tansiyon, nabız, satürasyon, oksijen değerlerimizi ölçerken bir taraftan da sadece hastalıkların değil, hastalıkları yaratan zihnin de iyileşmesi gerektiğine inanıyorum. Duygularımızın evet, da güzel, iyileşmesi doğru. gerektiğine inanıyorum. Bunun için de aplikasyon programı içerisinde hem kişilerin şeker, tansiyon, nabızlarını takip ediyoruz. Oradaki nabız ve tansiyon değerlerine göre de onlara bir takım iyileşme güzel sözleri anlatıyoruz. Doktor Ney'i takipten de görebilirsiniz Instagram sayfasından. Nasıl daha mutlu olmaları gerektiğini, bugün gülümsemeyi seçmeleri gerektiğini, ne kadar kıymetli ve özel olduklarını anlatmaya çalışıyoruz. İşte tansiyonu yükseldiğinde neler yapması gerektiğini ve sakinleşmesini, biraz içindeki o yüksek basıncı azaltması gerektiğini veya tansiyonu düştüğünde nasıl enerjiyle dolduracağını bunları anlatan bir aplikasyon yaratıyoruz. Çok az kaldı çıkmasına. Tamam, uygulamaya geçmediniz. Süper, çok evet, güzel. Evet, peki altyapısı bu, tamamlandı. Evet, bu mesela sesli bir şey mi olacak? Hani meditatif bir nefes çalışması bir şey olacak mı içinde? Evet, kesinlikle. İçinde bir nefes butonu var. İşte bu. Kendilerini çok zor yani kötü hissettiklerinde nefes butonuna basarak ufak bir meditasyonla sakinleşmelerini sağlayacak. Bu hem tansiyonlarının dengeye gelmesini, hem o an için streslerini almasını sağlayacak. Bu tedavinin yanında onların kendi iyileşme süreçlerini hızlandıracak bir terapi aslında. Harika bir şey. Çok güzel bir çalışma gerçekten. Evet. Orada hani insanlar kişisel verilerini de girebilecekler sanıyorum, değil mi? Evet. Günlük olarak kendileri girecekler. Onlara ait. Sorumluluk bize ait değil. Yani tansiyon, şeker, nabız takiplerini yapıyor olacağız. Gerektiğinde bize ambulans destek olacak. Evet, burada bir ambulans işbirliğimiz de var. Süper. Çok acil durumlarda bir telefon kadar yakın. Orada hiç numara çevirmeyecekler. Sadece o tuşa bastıklarında. Çok güzel bir şey. Üstelik buradaki tansiyon, nabız, şeker yüksekliklerini hasta yakınları, yani diyelim ki bu bir anneniz veya bu bir yakınınız, bir sevdiğiniz, siz de kontrol edebiliyor olacaksınız. Bu bildirimler size de ulaşacak. Acil bir durumda uzaktan siz de ambulans çağırıyor olacaksınız. Ve ambulansın navigasyon sistemiyle nereye gittiğini, nereye giderse gitsin o aplikasyonla sizin yanınızda takipçiniz olacağız. Ay, inanılmaz güzel bir şey. Evet. Gerçekten büyük bir hizmet ve hiç böyle bir şey de olduğunu ben bilmiyorum. Evet. Doktora mesaj atabilecekler, bilgi sorabilecekler. Özellikle işte kanser hastalarında onların ağrı süreçlerini, ağrı skalalarını takip ediyor. Yarası olan hastalarda yaralarıyla. Daha çok kendimin uzmanlık alanı olan yoğun bakım süreçlerini de biraz daha onlar için kolaylaştırıyor. Evet, evet. Bir cep telefonu kadar yaklaşıyor olacağız. Tabii her şey artık burada dönüyor ya, değil mi? Bütün hayatımız cep telefonunda dönüyor. Neden böyle bir şey de olmasın? Bence çok büyük bir katkı olur kesinlikle. Evet. Çok güzel. Şimdi bütün bunları konuştuğumuz zaman tabii ortaya bir şey çıkıyor. Sizin de aslında kişisel olarak hani kişisel gelişim adı altında söylediğimiz aslında farkındalık çalışması, kendimize ulaşmak, özümüze, içsel potansiyelimize ulaşmakla ilgili güzel çalışmalarınız var. Biraz bu yönden de bahsedelim mi? Evet, kendi farkındalığımla başlayan bir yolculukta bu alınan bütün kişisel gelişim eğitimlerinin aslında sağlığımıza, özümüze kavuşturduğunu fark ettim. Ve bunu kendi hekim mesleğimle birlikte birleştirmeyi planladım. Önce bir aplikasyon gibi başladı.
Çünkü bir hekimin sürekli bir telefonla kadar yakın olmak istiyor insanlar. Doğru. Böyle başladı. Daha sonra kurumsal firmalarla da sağlıkta evet. farkındalık yolculuklarına evet, çıktık. Onu da sormak istiyorum. Doğru. Evet, bir büyük firmayla, QNB Finans Bank'la birlikte Hı-hı. başladık. Yaklaşık 5-6 ay sürdü. İlk çalışmamızı yaptık. Bence çok verimliydi. Hem ben çok zevk aldım, mutlu oldum. Hem de orada çalışan arkadaşlar öğlen aralarını bana ayırdılar, bizlere ayırdılar. Burada her şeyin onlar olduğunu anlattık. Her şey sizsiniz dedik. Konunun başlığı Doğru. buydu. Çünkü özümüz, kendimiz. Tabii, biz kadar. kendimizi bulamazsak, özümüzü bulamazsak iyileşemeyiz zaten. Kesinlikle. Diğerleri bahane. Stressizsiniz, yaşamsızsınız, dengesizsiniz, sessizsiniz, kansersizsiniz, nefessizsiniz dedik. Nasıl nefes alacaklarını, nasıl ara Çok vereceklerini, güzel, evet. nasıl dengede kalacaklarını anlattık. Bu projenin devamı gelecek gibi duruyor. Evet. Uzun bir zamandan bahsediyoruz. Düzenli olarak gittiniz herhalde, değil mi? Evet, Belli ayda bir aralıklarla. Kez bölge müdürlüklerinde yaptık. Önce küçük bir grup gibi başladık. Böyle 10-20 kişi. Sonrasında gerçekten Gelir çok evet hem talep arttı hem de gelen kişilerin geri bildirimleri çok etkili oldu. O kadar mutlu sonuçlar elde ettik ki burada tabii bankanın inanılmaz bir vizyonu vardı çok önemli arkasında. tabii. Her seminerde verdiğimiz mesajı uyguladılar aslında. Ha, çok güzel. Evet, katlarda 2 saatte bir harekete geçmeleri için spor eğitmenleriyle birlikte Ay harika bir hareketler. şey. Yani Çok hem takım güzel. Tabii elbiseleriyle böyle tabii kurumsal tabii. hayatın ortasında ufak bir esneme, bir dik duruş, dik Tabii. durmalarını fark etmeleri. Evet. Ellerini, ayaklarını hareket ettirerek o enerjiyi birazcık akıtmaları. En azından Çalıştırmalı. eve gittiklerinde gülümseyen bir suratla, günün yorgunluğu değil, gülümseyen bir suratla gitmelerini sağlamaya çalıştık. Tabii bu hem o şekilde kendi ilişkilerini hem de takım içindeki yani işe de yansır bu olumlu olarak. Kesinlikle. Ve ben bunu şu anda tabii çok seviyorum. Büyük kurumsal firmalar işte yok takım çalışması, yok koçluk. Hani bunların dışına çıkıp artık böyle daha spiritüel, daha enerjisel çalışmalara yer veriyor olmaları inanılmaz güzel bir şey tabii. Şirketlerde artık mindfulness başladı. Başladı doğru. Evet, onlar da artık nefes Doğru. alıyorlar. Tabii aynen öyle. Onlar da nefes almaya, farkındalıklarını arttırmaya çok önemli. Çünkü çalışırken o iş temposu içerisinde aynı sistemde, aynı streste gereken performansı kaybediyoruz. Doğru. Ama o performansı fark ettiklerinde, kendi güçlerini fark ettiklerinde her şey çok daha kolay ilerliyor. Tabii bu çok önemli bir şey aslında. Hani iş deyip geçiyoruz ama o işte o kadar çok fazla zaman insanlarla vakit geçiriyoruz ki belki çocuğumuzu gördüğümüzden bile daha çok onlarla vakit geçiriyoruz. Ve burada kaliteli iletişim, kendimizi iyi hissetmek yani bu olma halini, o frekans, enerji yüksek tutmak tabii ki de çok etkili oluyor. Hani işe de yansıyor. Gereksiz paniklere, gereksiz hani gerginliklere o zemini ortadan kaldırıyor tabii ki de. Evet. Böyle bir yolculuğun sonunda Çok güzel güzel sonuçlar yapmışsınız. elde ettik. Sağlıkta farkındalık projeleri adı altında böyle Şimdi böyle devam bir edeceğiz gibi çalışmalar gözüküyor. yapıyorsunuz. Evet, Süper. evet. Peki orada özellikle sizi etkileyen bir hani anlatmak istediğiniz bir konu var mı ya da bir olay var mı ya da bir geri dönüş belki insanların dönüştürdüğü? Şimdi iş içerisinde öğlen aralarında verdikleri bir ara. Kimisi işte bunun gereksiz olduğunu ya da biraz dinleneyim diye düşündüler. Ama onları her seferinde şunu hatırlattık. Bu sizin kendiniz için verdiğiniz en önemli an. Doğru. En önemli karar. Önce bir şaşırdılar. Normal Tepkiyle bildiklerinizi unutun diye. gösterdiler Evet. Çünkü şu var. Artık biz bir robotlaşmış hale geldik. Çok. Artık her şey otomatik olarak Aynen. yapıyoruz. Yani yemeği otomatik yiyoruz, yürüyüşü otomatik yapıyoruz, aynı yoldan gidiyoruz. Sadece bunu değiştirmemiz bile, bunun farkına varmamız Doğru. bile zihnimizi değiştiriyor ve bütün bilgilerimiz komple değişiyor. Kesinlikle. O zaman daha farklı çözüm yolları düşünüyoruz. Aslında hep ne zannediyoruz? Yani en kısa yol bildiğimiz yol gibi zannediyoruz. Bazen ne oluyor? O yol tıkanıyor. Başka bir yoldan gidiyoruz. Belki stres oluyoruz ama bir bakıyoruz ki aslında o teki yol belki bizi 15 dakika daha önce götürüyor. Dolayısıyla her zaman farklı olasılıklar var tabii Evet, ki, değil sabit mi? alışkanlıklarımız değişmemizi engelliyor Aynen aslında. öyle. Tabii doğru. Başka fikirlerin de doğru olduğunu düşünebilmek. Hepsi doğru değil ya da doğru ya da yanlış kavramı da yok. Ama başka fikirler de olabileceğini bilmek
o fikirleri düşünmeye başlamak bir an değişmemize sebep olabiliyor yani. Kesinlikle, ben kendi eğitimlerimde de her zaman onu söylerim. Bir insanın yıkılması en güç şeyi doğrusudur. Yani doğru bildikleridir. Yani o kadar çok tutunuruz ki bazen doğrulara ileriye gidemeyiz. Yani değil mi? Bunun uğruna savaşlar veririz, eşimizden boşanırız, çocuklarımızla konuşmayı keseriz. Ama, ne? O doğru. Yani öyle bir dünya yok. Dolayısıyla da her şeyin önünü kesiyor tabii ki. Gerçek evet, biz kendi algımızı değiştirmediğimizde hep o algıyı yaratacak yeni başka kişiler, yani X kişisiyle değil B kişisiyle ya da C kişisiyle mutlak gene karşımıza çıkıyor bizim. Doğru. Ben özellikle sizin tabii hekim olmanız ve yanında da böyle şeyler yapıyor olmanız çok çok takdir ettim gerçekten. Çünkü yani hekimlerde genel olarak tabii şimdi çok ilginç bir şeydir. Ben son zamanlarda hekimlerin de çok fazla hani artık kişisel gelişime önem vermeleri, bu alternatif yönlendirmelere çok baktıklarını görüyorum. Ve böyle de olması gerekiyor. Çünkü Avrupa, Amerika artık tamamen bu yönde de besliyor doğal olarak. Aslında alternatif demeyelim, sağlığımızın özünde var bunlar. Doğru. Biz sadece yeni yeni fark ediyoruz. Çünkü biz de aynı sistem, bu Batı tıbbına alternatif bir şey değil zaten. Değil, tabii. Mutlaka gene aynı şekilde hekimlerle birlikte tedavi süreçleri devam ediyor. Ben de şu anda mesleğimi aynı şekilde icra ediyorum. Tabii ki öyle de olması lazım. Kullanmamız gereken bir takım ilaçlar, özellikle akut durumlarda bizi kurtarabilecek hekimler var bu ülkede. Tabii ki de. Çok da iyi bir aşamadayız. Ama biz hastalanmadan önce aslında zihnimizin bu hastalığı getirdiğinin farkına varmamız gerekiyor. Tam da ben de onu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki hani bir hastalık olduğu zaman hani onu belki orada tedavi etmek bir şeydir ama altta yatan hani sebepleri bulmaktan bahsediyorum. Kesinlikle. İşte. Çünkü ben artık onu çok görüyorum. Hani bazı hekimler var gerçekten araştırmacı oluyorlar. Hemen soruyor, onu fark ediyorsunuz. Gidiyor, o var mı, bu var mı, bununla ne alakası var diyorum. Ben hani iç hastalıklarına gelmişim atıyorum. Onu da soruyor, bunu da soruyor. Aslında bulmaya çalışıyor. Farklı altında yatan bir şey var mı diye. Bunlar çok güzel bir şey tabii ki. Evet. Hani o da otomasyonun dışında gelişen. Hani bu da bir farkındalıkla olan bir şey sonuç itibariyle. Aslında değil tıbbın mi? İçinde de fark ettiğimiz bir şey var. Hastalık yok, hasta var biliyorsunuz. Tabii. Çünkü bir hastalığı tedavi ediyorsunuz. O hastalığı tedavi ettikten sonra önce iyileşiyor. 2 yıl sonra tekrar aynı hastalıkla. İşte, tabii. Yani burada ne hekimin başarısızlığı, ne hastanın ne de ilacın başarısızlığı. Doğru. Burada düşüncelerin ve duyguların tekrar ediyor oluşun, içinde bulunduğumuz durumun değişmiyor oluşunun kesinlikle verdiği sonuçlar. Doğru. Yani dolayısıyla biz tedavi etmeye, evet, hekimlerden destek almalıyız. Ama tedavi olduktan sonra aynı duygular, aynı iş yeri, aynı ortam, aynı evin içerisinde nefes alamıyorsak biz tekrar aynı hastalıkla karşılaşacağız kesinlikle demektir. Orada da sorumluluk bizde zaten. Evet. Kendi bedenimizin sorumluluğunu kesinlikle almamız gerekiyor. Başkalarını suçlamamamız gerekiyor. Aynen öyle. Kendi zihnimizin, kendi duygularımızın, düşüncelerimizin farkına varmamız değil gerekiyor. Mi? Bütün sorumluluğu bizde kesinlikle zaten. Kesinlikle. Burada hasta olan zihnimizin, hasta olan bedenimizin hepsinin biz olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Harika bilgiler verdiniz Nilüfer Hanım. Çok keyif aldım bu sohbetten. Teşekkür ederim. Eminim ki izleyicilerimize de çok büyük bir katkı olduğunu düşünüyorum. Ne kadar güzel bir hekimin ağzından da bunları dinliyor olmak. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz, programımı onurlandırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerim, sevgili Nilüfer Hanım'a çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Ve bugün de programımızın sonuna geldik. Ben hepinize sevgi diliyorum, sağlık diliyorum. Ve güzellikler diliyorum ve hoşça kalın lütfen.